İlk önce poğaçamızın mayasını eritmeyle başlıyoruz. Bir çay bardağı ılık sütümüzün içerisine bir paket kuru maya ya da yarım paket yaş mayamızı ilave ediyoruz. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyoruz. Ve mayamızı erimeye bırakıyoruz bir süre. Poğaçamızın hamuru için 250 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bu kadar yağ olması sizin gözünüzü korkutmasın. Çok lezzetli. Kıyır kıyır ve çok da bereketli çıkıyor bu poğaça. Bir yumurta artı bir yumurtanın akı sarısını üzerine kullanacağız. Bir tatlı kaşığı kadar mahlebimiz var. Mahlep isteğe göre ister kullanabilirsiniz, ister kullanmayabilirsiniz. Ve yine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. Maya, süt ve şekeri de eritmiştik. Şimdi bunu da içerisine katıyoruz. Gördüğünüz gibi maya hemen kabarmaya başlamış bile. Şu şekilde hemen içerisine ilave edelim. Şöyle biraz karıştıralım ve unumuzu azar azar ilave etmeye başlayalım. Toplamda 6-6,5 su bardağı kadar un kullanacağız. Daha az kullanmayın. Daha az kullanırsanız bu sefer pişerken poğaçanın yağını ortaya çıkartacaktır. Bunu da hiç istemeyiz. Bu ölçüleri 6 su bardağı tam geliyor. Gene de sizler 5 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde ilave etmeye devam edebilirsiniz. 5 su bardağı unumu harcımın üzerine boşalttım ve yanıma 1 su bardağı da aldım. Yani bu da 6. su bardağı. 6. su bardağını kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Şimdi yoğurma işlemine başlayabiliriz. Hamurumuzu yoğurdum. Size de anlattığım gibi tam anlamıyla 6 su bardağı unumuzu kullandık. Yağlı bir hamur olduğu için bu şekilde oluyor. Normal diğer mayalı poğaçalardaki hamur gibi tam anlamıyla düz bir hamur olmuyor. Biraz bu şekilde oluyor. Hamurumuzu size de şöyle göstereyim. Çok sert değil. Ama yumuşak da olmaması lazım. Çünkü yağlı bir hamur olduğu için pişerken yağı çıkar eğer yeteri kadar un kullanmazsanız. Hamurumuzu bu şekilde 30 dakika kadar mayalandıracağız. Poğaça hamurumuz mayalandı. Şimdi bundan parçalar kopararak poğaçalarımızı yapacağız. İsterseniz içerisine peynir de koyabilirsiniz. İsterseniz sade yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Büyüklüğü de tamamıyla size kalmış. Şu şekilde yuvarlıyoruz poğaçalarımızı. Poğaçalarıma şekil verdim. Ben bu ölçülerden 16 adet poğaça çıkardım. Sizler daha fazla ya da daha az poğaça çıkartabilirsiniz. 15 dakika kadar tepsi mayası aldıktan sonra üzerlerine yumurta sarılarını sürebiliriz. Tepsi mayası almış olan poğaçalarımızın üzerlerine ayırmış olduğumuz bir tane yumurta sarısını sürüyoruz. Yumurta sarısının içerisine ben bir yemek kaşığı kadar da süt ilave ettim. Daha güzel parlak bir şekilde kızarsınlar diye. Yumurta sarısını sürdükten sonra bir çatal yardımıyla üzerlerine sadece süs amaçlı şu şekilde şekiller yapıyorum. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. 200 derece fırında alt üst ayarda kontrollü bir şekilde nar gibi kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarımız pişti, nar gibi kızardılar. İlk sıcaklıkları çıktıktan sonra servise hazırlar. Altı üstü de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti, kızardı. Sizler de mutlaka denemelisiniz ve sevdiklerinizle de paylaşmalısınız. Eğer videomu bu kısma kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basınca ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Pastanelerde yediğimiz
ve o enfes mahlep kokusuyla bizleri mest eden poğaçaları sizler de evinizde yapabilirsiniz ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gelecek tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.